Merhaba arkadaşlar. Elektroliz bölümünün dördüncü videosunda birlikteyiz. Erimiş tuzların elektrolizine bir önceki videoda küçücük başlamıştık. Ama bu videoda bunları yapmaya devam edeceğiz. Nitel olarak elektrolizi incelemeye devam edeceğiz. Dolayısıyla bu video içerisinde sıvı tuzların elektrolizini, anot katot tepkimelerinin yazılmasını öğreneceksiniz. Burası çok önemli bir noktadır çünkü hesaplamalarını yaparken, nicel kısmına bakarken bu denklemleri yazabilmeniz, doğru yazabilmeniz ee, çok önemli bir nokta, ona göre işlem yapacaksınız çünkü. Evet, ilk örneğimizde başlayalım. Platin elektrotla örnek üzerinden gideceğim arkadaşlar, onu da söyleyeyim ama zaten konuyu işliyor olacağız. Der ki, platin elektrotlar kullanılarak erimiş so, e, kalsiyum bromür tuzun elektrolizi yapılıyor. Buna göre anot ve katotta toplanan maddelerin türünü belirleyip anot ve katot tepkimelerinin denklemlerini yazınız. Öncelikle biz ne yapmaya çalışıyoruz? Kalsiyum bromür tuzunun elektrolizi dediğimiz zaman bu tuzu elementlerine kalsiyum ve brom elementlerine ayırmak istiyoruz. Hatta o da koşullarında bu katıdır, bu sıvıdır. Bunu da sıvı halde ayırmak istiyoruz. Peki, şimdi kalsiyumun yükseltgenme basamağı sabit artı 2'dir. Bromürün metallerle eksi 1'dir. Element halinde de 0. Aslında yapmaya çalıştığımız katyonu indirgemek, bromür iyonlarını yani anyonu ise yükseltgemek olacak. Peki katyonlar, kalsiyum artı ikiler indirgendiğine göre bu nerede gerçekleşecek arkadaşlar? Allah yanlış da yazdım. İndirgenme katot elektrot üzerinde gerçekleşecek. Bromür iyonlarının eksi birden sıfıra yükseltgenmesi ise anot elektrot üzerinde gerçekleşecek. Şimdi sistemimizde bir çizelim burada. Bundan sonrakilerde çizmeyiz ne yapacağız? Platin elektrotlar kullanılıyor diyor. Demek ki şuraya kalsiyum bromür sıvısını koyacağız. Elektrolittir, erimiş tuzlar. Bunun içerisine hop platin elektrotlarımızı batıracağız. Bunların üzerinde indirgenme yükseltgenme olayı gerçekleşecek. Sonra Buraya bir üreteç bağlayacağız. Bunu da bağladık. Üreteç. Peki. Şimdi kalsiyum bromür sıvısı dediğimizde burada erimiş halde kalsiyum iyonları ve bromür iyonları bulunacak. Pekala. Üretecinde bu tarafı artı, bu tarafı eksi. Peki, eksi kutba bağlı olan elektrot üzerine kimler gidecek arkadaşlar? Kalsiyumlar çünkü zıt yükler birbirini çeker. Artı kutba bağlı olan elektrot üzerine ise bromür iyonları gidecek. Ve burada yükselt E, Bromür iyonları yükselt geneceğine göre, bakın yukarıda da söylemiştik. O zaman burası bizim anot elektrotumuz olacak. Artı kutba bağlı. Kalsiyum artı iki iyonları indir göre, burası bizim katot elektrotumuz olacak. Eksi kutba bağlı. Yazalım anot ve katot tepkimelerini. Katotta katyonlar yani kalsiyum artı 2 iyonları elektron alarak metalik kalsiyuma indirgenecek sıvı haldelerdi. Anotta ise bromür iyonları element haline geçecek. Tekrar söyleyeyim. Flor, klor, brom, iyot hidrojen, oksijen ve azot elementel halde iki atomlu moleküller olarak bulunurlar. Dolayısıyla biz burada Br2 elde ediyor olacağız. Hatta bu oda koşullarında sıvı halde oda koşulları yapayım. Buraya 2 dedim. Atom sayısı korundu. Eksi 1'den 0'a 2 tane bromür iyonu 2 elektron verecek. Şimdi toplarsak elektroliz tepkimemizi elde edeceğiz. Alınan verilen elektron eşit. Dolayısıyla şunlar da neyi oluşturacak arkadaşlar? Kalsiyum bromür sıvısını. Bakınız kalsiyum bromürü erimiş tuzu. Elektroliz ettiğimizde kalsiyum metalini ve brom sıvısını oda koşullarında elde etmiş olduk. Ve anotta anyonlar bakınız yükseltgendiler. Hop. Katotta ise katyonlar artıdan sıfıra indirgenmiş oldular anot tepkimemizi katot tepkimemizi yazdık. Türleri de belirledik. Ha türleri de şöyle yapabiliriz. Anotta neyi topladık arkadaşlar? Br2 topladık. Katotta ise kalsiyumu toplamış olduk. Gelelim örnek 2'ye. Şimdi sistemi bir daha çizmeyeceğim. Biraz daha pratik yollarla gidelim. Sıvı demir 3 klorür bileşiği elektroliz ediliyormuş. Anot ve katotta toplanan maddelerin türünü belirleyip denklemlerini yazınız diyor. Şimdi biz öncelikle sıvı demir 3 klorür bileşiğinin elektrolizinden ne anlıyoruz? Bunu demir elementine ve klor elementine yani gazını ayrıştırmaktan bahsediyoruz. Şunun önüne 2 diyeyim. Denk olmasa da olur ama denkleştirilmiş yazayım. Bakınız burada demir artı 3 yükseltgenme basamağında, klor eksi 1 yükseltgenme basamağında, Demir ve klor element halinde yükseltgenme basamakları sıfır. Dolayısıyla ne olacak? Katyonlar yani demir artı üç iyonları metalik demire indirgendiğine göre bunun katotta gerçekleşmesi lazım çünkü katotta indirgenme var. Klorür iyonları eksi birden sıfıra yükseltgendiğine göre bunun da anotta gerçekleşmesi lazım çünkü anotta yükseltgen olacak? Dolayısıyla biz anotta klor gazını toplayacağız, katotta demir metalini toplayacağız diyebiliriz. Şöyle de yapalım. Demir 3 klorür e, sıvı haldeyken yapısında demir artı 3 ve klorür iyonları bulunur sıvı halde ve bunu sıfıra getireceğiz. Bunu da sıfıra getireceğiz. O zaman katot tepkimemizi yazacak olursak sevgili arkadaşlar katotta bulunan demir artı 3 iyonları elektron alarak 3 elektron aldı. Metalik demire indirgenecek. Anotta ise klorür iyonları yükseltgenecek. Şimdi burada başında 3 olması Şunun altında, yani bileşik formülünün altında 3 olması beni hiç bağlamaz. Buradaki iyonların yükü demir artı 3, klor eksi 1'dir. Yani biz direkt klorür iyonlarının sıvı halde klor gazına yükselt gelmesinden bahsediyor olacağız arkadaşlar. Ve 2 tane girecek. Her biri eksi 1'den 0'a 1 elektron, 2 tane iyon 2 elektron veriyor olacak. Yani dediğim gibi formülde altındaki kas sayı sizi bağlamaz. Burada bizim için önemli olan iyonların yüküne göre anot ve katot denklemlerimi yazma, denklemlerimizi yazmamız. Bunları da toplarsak sevgili arkadaşlar. Alınan verilen elektron eşit olsun. Yukarıyı 2 ile çarpalım. Hop. Aşağıyı 3 ile çarpalım. 6, 3 ve 6. Elektronlar birbirini götürdüğünde. Bakınız şurası. 2 FECL3 sıvısını oluşturdu. Bundan demir katısını ve klor gazını elde etmiş olduk. Yani şu tepkimeyi e, elektrik enerjisi kullanarak gerçekleştirmiş olduk. Katotta yükseltgenme, özür dilerim katotta indirgenme, anotta yükseltgenme, katotta hep katyonumuz indirgenir, anotta hep anyonumuz yükseltgenir arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir örnek yapalım. Çünkü aynı şeyleri işlemleri yaparken de yapacağız. Denklemleri yazacağız falan. Der ki burada erimiş tuz karışım var elimizde. Sodyum, bromür, magnezyum, klorür, potasyum, iyodür. Bu karışım elektroliz ediyor, ediliyormuş. Buna göre anot ve katotta ilk olarak toplanacak maddelerin hangileri olduğunu belirleyeceğiz. Bir de bize yükseltgenme potansiyelleri ilişkisi verilmiş. Şöyle yapalım. Şimdi bizim bir anot elektrotumuz olacak. Burada yükseltgenme olayı gerçekleşecek. Bir katot elektrotumuz olacak. Burada indirgenme olayı gerçekleşecek. Sonra katot elektrot eksi yüklü elektrotumuz, anot elektrot ise artı yüklü elektrotumuz bizim elektrolizde. Dolayısıyla bu anot ve katot elektrotları üzerine hangi maddeler gelir desek Şimdi bakınız elimizde neler var? Sodyum bromür var sıvı halde. Yani sodyum artı bromür eksi iyonları geliyor. Magnezyum klorürde magnezyum artı 2, klor eksi 1. Şu alttaki katsayılar sizi bağlamaz iyon yükünde. Aman dikkat edin. O magnezyumun yükünden gelen bir değerdir ve potasyum artı ve iyodür eksi iyonlarımız var. Bunlar kabımızın içerisinde bulunan iyonlar. Peki bu iyonlar nereye gelecek dersek katot eksi kutba bağlı olduğu için sodyum artı magnezyum artı 2 ve potasyum artı iyonları buraya geldi ki bunlar sıfıra gelecek indirgenecek o zaman indirgenme katotta da diyebilirsiniz. Anot da yükseltgenme var. E, eksi yüklü iyonlar sıfıra geleceğine ya da anot artı kutba bağlı olduğu için buraya gelecek iyonlarımız da bromür, klorür ve iyodür. Şimdi sıralamaya bakacağız arkadaşlar. Bize yükseltgenme potansiyelleri ilişkisi verilmiş. Yükseltgenme potansiyelleri. Ne demiş? Potasyum büyük, sodyum büyük, magnezyum büyük, iyodür, bromür ve klorür. Bakınız, şu 3 iyon zaten nereye gitti? Anota gitti ve anotta da bunlar yükseltgenecek. Kimin yükseltgenme potansiyeli en fazla? İyotun, iyodürün. O yüzden anotta sevgili arkadaşlar iyodür iyonları elektroliz olacak ve dolayısıyla biz iyot elementini toplayacağız ilk önce. Ha o bittikten sonra brom gelir, o bittikten sonra klor olur. Ama bize ilk toplananları soruyordu. Şimdi katotta ise Elimde şunlar kaldı ama katotta bunların iyonları var ve indirgenecekler. Peki indirgenme potansiyellerini karşılaştıracak olursam bu metallerden oluşan katyonların şöyle yazayım. İndirgenme yükseltgenme potansiyeli potasyumun en fazla ise indirgenme potansiyeli en fazla olan magnezyum artı 2 iyonlarıdır. O zaman burada da ilk olarak indirgenecek olan magnezyumdur ve ilk olarak toplayacağım da magnezyum metali olur. Ve ha magnezyum bittikten sonra sodyumu toplarım, ondan sonra potasyumu toplarım. Denklemlerini de yazacak olursam şuraya sığdırmaya çalışacağım. Katotta magnezyum artı 2 iyonları elektron alarak magnezyum metaline indirgenecek. Bu katot tepkimemiz. Anotta ise ilk önce iyodür iyonları iyota yükseltgenecek, 2 dedim ve 2 elektron verilerek dedim. İlk toplanan maddelerin denklemlerini yazın deseydi bu denklemlerde bunlar olacaktı. Yani böyle bir karışımda kim önce toplanır falan derse size indirgenme ya da yükseltgenme potansiyelleri arasındaki ilişkiyi verir. Siz katota kimler gitti, Anota kimler gitti bunu belirlersiniz. Ve katotta indirgenme olur, indirgenme potansiyeli en fazla olan önce indirgenir. Kat, e, anotta yükseltgenme olur, yükseltgenme potansiyeli en fazla olan da orada ilk önce toplanan maddedir dersiniz.